Ya somut olarak AfD'ye karşı Yeşillerin yaptıkları ya da diğer partilerin yaptıkları neler var? Ben soruyu ya da konuyu bu şekilde değerlendirmek istemiyorum. Yani AfD hoşumuza gitse de gitmese de meclislere seçilmiş bir parti. Yani programını beğenmesek de. Bence o yüzden bu soruyu bu şekilde değil de farklı sormak ve şu şekilde sormak önemli. AfD yapan gücü, toplumsal gücü nasıl kazanabiliriz? Hepsini kazanabileceğimizi düşünmüyorum. Bir, ikincisi anket sonuçları var Almanya'da yapılan. Bir kez değil, birçok kez yapılan farklı yıllarda anket sonuçları var. Ve bu anket sonuçlarına göre Almanya'da ırkçı yaklaşımların %25 oranında olduğunu görüyoruz. Bu bir iddia değil. Birçok anket sonuçları bunu söylüyor. Ve bence AfD'nin meclislerde olması, ki 2,5 yıllık deneyiminden söyleyebilirim, onların başarısını göstermiyor. Yani mecliste yaptıkları çalışmaları görseniz programları yok. Programsız bazı eyaletlerde meclislere girdiler. Bu şeyi gösteriyor yani. Bir yerde daha çok bazı konularda duygusal konuları ele aldıklarını ya da duygusal onlarla siyaset yaptıklarını, örneğin Avrupa Birliği'ne karşı ilk çıktıkları zaman yaptıkları siyaset oydu. Ve 2015 yılında göçmenler, mültecilerin buraya gelmesi AfD'nin şey diyebiliriz, Türkçe'de söylenen deyimle ekmeğine yağ sürdü diyebiliriz. Düşünün ki 2015'te 1 milyon insan buraya gelmemiş olsaydı. Aynı şekilde AfD'nin güçlü olabileceğini sanmıyorum. Kısacası %25 ırkçı olduğunu düşünen ya da ırkçı yaklaşımları olduğunu bildiğimiz bir toplumda AfD'nin olması, ben o konuda biraz daha şey yaklaşıyorum. Yani, akla kara değil de biz bu partinin seçmenlerini, bu partinin siyasetini demokratik yollarla nasıl ortadan kaldırabiliriz değil, buna karşı nasıl çözümler üretebiliriz de yaklaşmak. Ve bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Yani AfD'nin ya da hepsi Nazi olsaydı ya da aşırı sağcı Nazi olsalardı işimiz kolaydı. Biliyorsunuz neden kolaydı? Şey vardı, Republikana, NPD vesaire bunlar ırkçı olduklarını somut olarak söyleyen partilerdi. Ve bunların birçok şeyde mecliste giremediklerini gördünüz. AfD'de durum çok daha karışık. İçerisinde Höke gibi sağcı, aşırı sağcı olanlar var. Yahudi soykırımını, bu soykırımın olmadığını iddia edenler var. Vesaire vesaire. Bunlar parti içerisinde belli bir dönem sonra şeyi göreceğiz. Daha çok sağ ırkçılığa doğru kaydığını göreceğiz ki o zaman İnsanlar bu partiyi seçen insanların kararını vermesi gerekiyor. Daha önce CSU'yu ya da CDU'yu seçenler ırkçı bir partiyi, Nazi partisini seçmeme konusunda karar vermek durumunda kalacaklar ve o zaman bence oy oranları artmayacak. Ben o konuda Almanya'ya güveniyorum. Belki size garip gelebilir. Çünkü bu ülke dünyadaki birçok ülkeden farklı olarak 6,5 milyona yakın insanın sistemli olarak öldürüldüğü bir ülke, bunu unutmamamız lazım. Ve bunun yanı sıra iki dünya savaşı bu ülkeden çıktı. Bu ülkenin, yani Çin'de yaşadığımız ülkenin maalesef o zamanki siyasetlerinden dolayı yaşandı. O yüzden bunların üzerine kurulmuş bir demokrasinin bugünden yarına sağcıların eline, nazilerin eline geçmeyeceğini düşünüyorum. Ve benim içinde bulunduğum partide buna karşı her bir savaşan, uğraşan insanlar olduğunu gördüğüm zaman daha çok güveniyorum. O yüzden güvensizlik değil de güvenle konuya yaklaşmak gerektiğini söylüyorum. Size bir anekdot söyleyeyim. Ben doğa koruma alanında çalışıyorum. Mecliste doğa koruma ile ilgili bir konuşma yapıyorum. AfD en sağlı şeyde mecliste oturuyor. Konuşmayı yaparken arada bir bazı şeyler söylüyorlar. Laf atıyorlar vesaire. Bazen de mecliste çırt çıkmıyor, özellikle AfD tarafından. Kafalarından şey geçiyordur belki yani, benim gibi işte onlara göre
istemedikleri birisi bu ülkede siyaset yapıyor ve bu ülkenin doğasını korumak için siyaset yapıyor. Kısacası ben onların ezberini bozuyorum, kafalarını karıştırıyorum. Böyle de yaklaşabilirsiniz. O yüzden güvensizlik değil, güvenle demokrasiyi savunmak gerekiyor. Şiddetle, öfkeyle değil, argümentasyonla demokrasiyi savunmak gerekiyor. Ve biz bunu yapabildiğimizi düşünüyorum. O yüzden de sizin söylediğinizden farklı olarak ülkemizin güvensiz olacağını düşünüyorum. Tehlike yok mu? Var. O tehlike AfD içerisinde de var olan, Thüringen'de ya da Sachsen-Anhalt'ta AfD içerisinde olan gruplarda var. Identitär Bewegung. Son yıllarda şeyi, bunu söylerken yanlış anlamayın beni. Parti dışında birçok Nazi aktiviteleri var. Polonya'da, Çek Cumhuriyeti'nde, Macaristan'da bunlar benim iddialarım değil. Basında yazan Profesör Schultz. Onların yaptıkları, bu yasayı koruma, anayasayı koruma biriminin yaptıkları, verdikleri raporlarda yazılan şeyler. Silahlandığını görüyoruz. Nazileri. Bir de dövüş kulüpleri çok çalışıyor. Yani bunların yani bunlar tehlike. Ve bu tehlikeye karşı tabii ki demokratik bir ülkenin polis güvenlik güçlerinin karşı çıkması, bu tehlikeye karşı savaşması tabii ki söz konusu.